Merhabalar tekrardan. Tekrardan tanıtmam gerekirse ismim Deniz Şener. Nebula Bilişim'de sistem ve ağ uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugün webinarımızda Centrify'ın Infrastructure servisine değineceğiz. Sorularla ilgili olarak sunum sonunda sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda chat ekranından iletebilirseniz hepsini sunum sonunda toplu olarak yanıtlayacağız. Centrify'ın öncelikle infrastructure servisi nedir? Buna değinmek gerekirse kısaca Centrify ürün ailesinin eskiden bilinen Centrify Server Suite CSS ve Centrify Privilege Service yani onun da kısaltması CPS olarak geçen bu iki ürününün birleşimiyle oluşturulan hibrit yapıdaki kurumsal ağ altyapıları için yetkili erişim kontrolü sağlayan kimlik doğrulaması ve oturum kaydetme özellikleriyle gelişmiş izleme ve raporlama sunabilen çözümü olarak tanımlayabiliyoruz Centrify'ı. Burada 8 tane özelliğine değineceğiz. Normalde çok esnek bir yapıya sahip yani istenilen noktada istenilen özellikleri sunabilen, kullanılmasına olanak sağlayan bir çözüm olduğu için bu session'da kısaca örnekler vererek temel olarak kilit ne işlemler yapabiliyor? Bunlara değineceğiz. Bunların başlıcaları Identity Broker'la bütün hesapları tekilleştirerek merkezi bir erişim katmanı sunan yapısına değineceğiz. Ardından her noktada kullanabildiğimiz MFA, Multi-Factor Authentication kısmına yine aynı şekilde değineceğiz. Fazla yani gereğinden fazla yetkilerin ne şekilde problemlere yol açtığından, bunları nasıl engelleyebileceğimizden, kurum içinde yine oluşan ortak accountların yönetiminden ve bu şekilde kurumlarda oluşan bu zorlukları ne şekilde aşabileceğimizi Centrify tarafında görüyor olacağız. Birinci özellik Identity Broker servisi. Bu servis sayesinde kurumunuz içinde bulunan Active Directory, LDAP gibi servisleri veya bu konu önemli Google Bulut dizinini de dahil olmak üzere herhangi bir Active Directory gibi LDAP hizmetinden sunuculara kullanıcı kimlik doğrulamasını basitleştirir duruma getiriyoruz bu servis sayesinde. Kuruluşlar şirket içinde sahip oldukları ayrıcalıklı erişim güvenliği veya kurumsal erişim düzeyinden herhangi bir değişiklik yapmadan doğrudan bulutun avantajlarından da yararlanabilir duruma burada geliyor. Bu şekilde bir hibrit bir çözüm olarak da bize sağlayabiliyor Identity Broker servisi. Bu bir özelliği, birçok özelliği de mevcut. Örneğin Identity Broker servisi sayesinde siz artık karmaşık hesaplarla uğraşmak yerine de kullanıcılar sadece bir AD veya bir LDAP account'uyla istedikleri noktalara, uç noktalara veya servislere çok daha basit ve güvenli şekilde de erişebiliyor duruma gelebiliyor. Bunun dışında AD Bridging özelliği burada önemli bir özellik ve Linux tarafında da AD Bridging kısmında gerçekleştirilen sunulan ilk çözüm olarak da belirtebiliyoruz. Yine örneğin BT altyapısında bir kullanıcıya ait birçok farklı hesap da bulunabiliyor. Bu bağlamda mesela
Kullanıcı tek bir ID otantikasyonu sonrasında tekrar login olmasına da gerek kalmaksızın giriş sağlayabiliyor. Yani bunlar ne olabiliyor? ID dışında örneğin bir Swage'in lokal kullanıcısı olabilir veya X bir yerde bulunan lokal kullanıcı olabilir. Kullanıcı her account'u yönetme ihtiyacı da burada doğmuyor. Her account'ın şifresini de bilme ihtiyacı duymuyor ve bunların kullanımından oluşabilecek herhangi bir riskten de etkilenmemiş duruma gelebiliyor. Burada da görüyorsunuz zaten şekilde sadece kendi ID account'una da giriş yaptıktan sonra bizim izin verdiğimiz düzeyde bizim sistem kaynaklarımıza da erişebilir duruma geliyor. Linux demiştik. Linux ve Unix için kimlik doğrulama, erişim yönetimini de Microsoft Active Directory üzerinde birleştirerek müşterilerin Windows ve Linux tabanlı IT yapılarının merkezileştirmesini burada sağlıyor. Yani kullanıcılar tıpkı Windows bir bilgisayara AD bilgisiyle login olur gibi aynı şekilde Linux bir bilgisayara da kendi AD bilgilerini yazarak login olabilir duruma gelebiliyor. Bu bağlamda Centify Unix ve Linux'u tek bir kullanıcı için birden fazla kimliği destekleyen AD'ye entegre eden ilk üretici olduğunu da belirtmiştik. Burada ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Örneğin Linux'a bağlanmak için PuTTY üzerinden deniz.sener kullanıcısıyla giriş yaptım ve etc passvd üzerinde deniz.şener kullanıcısını aradığımda kullanıcının bulunmadığını görüyoruz. Hemen sağ tarafında da bunun bir AD kullanıcısı olduğunu görebiliyoruz. Multi-factor authentication'ı ayrıcalıklı sistemlere giriş yapmak genellikle bilginin çalınması veya zarar vermeye bilgiye veya bizim kaynaklarımıza zarar vermek isteyen siber korsanlardan korunmak zorunda olan en önemli ve birincil saldırı GUI'si, arayüzü olarak biliyoruz. Yalnızca yetkili kişiler hassas sistemlere erişmek için bu tip sistemlere çok faktörlü kimlik doğrulaması yani multi-factor authentication olarak da geçer. Bu doğrulama ile güçlü bir kimlik zorlamasını önemli, şiddetle güvenlik üreticileri, güvenlik sektöründeki danışmanlar biliyorsunuz tavsiye ediyor. Centify'da Linux, Unix, Windows sunucuları için sistem girişlerinde çok faktörlü kimlik doğrulamayı zorlayan bu sistemlere güvenli bir şekilde erişmeyi mümkün kılan multi-factor authentication özelliğini sağlayabiliyor. Multi-factor authentication'da ne şekilde ikinci bir doğrulamaya sokabiliriz dersek, örneğin kullanıcı bir parolasını yazdıktan sonra ek olarak bir e-posta doğrulaması isteyebiliyoruz. Veya kullanıcı ve şifresini yazdıktan sonra bir OTP şifresi yazmasını isteyebiliyoruz. Bunun veya gizli sorunun cevabını yazmasını isteyebiliyoruz. Yani bankaların internet şubelerine girişlerde kullandığımıza benzer bir ikinci katman sağlıyor. Ama bu katman çok gelişmiş bir şekilde sağladığını da altını çizmekte fayda var. Çünkü bu sadece bir OTP'den ibaret değil, birçok güvenli katmanlardan geçirebiliyoruz. Ayrıca farklı polisler de uygulayabiliyoruz. Mesela kullanıcı şirket dışından bağlandıysa multi-factor authentication'a uygula veya kullanıcı şu bölgeden bağlandıysa gibi kısıtlamaları da yapmak mümkün duruma gelebiliyor. Örneğin yine atıyorum şirket içinden bağlanıyorsa
multifaktör uygulama ama şirket dışındaysa multifaktör uygula gibi politikaları da uygulatabiliyoruz. Yine ekran görüntüsünde göreceğimiz üzere Windows bir sunucuya giriş yaparken kullanıcı ve parolayı yazdıktan sonra ekran görüntüsündeki gibi bir ekran geliyor ve authentication metodunu seçmemizi istiyor burada. Burada multifaktör authentication için kullanıcıya biz hangi seçenekleri sunmuş isek kullanıcı bu seçeneklerden bir tanesini seçerek kendisini ikinci bir doğrulamaya tutarak doğrudan güvenli bir şekilde erişimini sağlamış duruma gelebiliyor. Yine bu aynı şekilde Linux'larda da geçerli. Yani Linux'ta da PuTTY ile veya terminal ekranından login olurken yine multifaktör authentication'a tabi tutabiliyorsunuz. Bu arada yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Sentify'ın ajanlı yapısı sayesinde siz arada atlama sunucusu dışında da erişseniz yani doğrudan örneğin sunucusuyla monitör bağlayarak veya sanal sunucuysa bir open console diyerek yani uzak bağlantıyla doğrudan yanındaymış gibi erişim de sağlasanız bu politikalar aktif duruma gelebiliyor. Yani atlatılması burada çok zor duruma gelmiş durumda. Yine bizim şifre kasası dediğimiz ayrıcalıklı kullanıcıların ortak şerit hesapların yönetildiği CPS arayüzünde de bu web tabanlıdır bu arada. Web arayüzüne bağlanırken de yine multifaktör authentication'ı uygulatmamız mümkün. Ve hatta bu girişlerin dışında siz bir komutu dahi çalıştırırken yani ayrıcalıklı yani admin yetkisinde bir komut çalıştırılması gerekiyorsa o komutu dahi çalıştırırken siz MFA'ye tabi tutabiliyorsunuz Sentify ile. Bir diğer özelliğimiz privilege evaluation. Burada çok fazla ayrıcalığa sahip olan kullanıcı hesapları birçok riski de yanında getirebiliyor. Bu nedenle kullanıcılara sadece ihtiyacı olduğu kadar ayrıcalık sağlanması güvenlik ihlallerinin olası zararlarını sınırlayabiliyor. Bu bağlamda Sentify hem rol tabanlı hem de account tabanlı olarak şöyle bir model sunuyor. Yani siz örneğin bir kullanıcı sadece bir uygulamayı çalıştırmak için veya bir exe'yi koşturmak için admin yetkisi gerekiyorsa o kullanıcıya tamamen admin hakkı vermek yerine sadece o exe'yi admin ile koşturabilmesi için yetki verilmesini burada bize sağlıyor. Neden? Çünkü örneğin sadece kullanıcı bir uygulama kullanacaktır. Bunun için tamamen admin verdiğimizde kullanıcı bu uygulamanın dışında başka birçok işlemleri de yapabilir duruma geliyor. Bunların paralelinde de farklı riskler ortaya çıkıyor. Ama biz Sentify'ın bu özelliğiyle sadece sen bu exe'yi çalıştırmak için admin yetkisindesin. Ama diğer kalan bütün işlemlerde standart bir kullanıcısın olarak sunabiliyor kullanıcıya. Burada örneğin yine Windows tabanlı bir sunucuda Privilege Evaluation'ın nasıl yapıldığı konusunda bir ekran görüntüsü var. Normalde standart bir kullanıcı bu exe'yi adminle çalıştırmak istediğinde normalde yetkiniz yok diyecek. Run as admin içinde full admin hakkı olması gerekecek. Bu nedenle biz burada Sentify sayesinde sadece bu işlemde admin yetkisi olsun diye run with privilege diyerek bu işlemi
admin olarak koşturabiliyoruz. Bir diğer arayüzde de Linux için bir ekran görüntüsü mevcut. Burada da yine örneğin kullanıcının admin yetkisi gerektiğinde onu sudoya eklememiz gerekirdi. Ve sudo yetkisi verdiğimizde de tüm admin hakkı gerektiren işlemleri gerçekleştirebilir durumdaydı. Burada da Centify tıpkı sudo gibi dizi do parametresi girerek sadece bu işlemi yetkilendirdiğimiz için bu işlemi admin olarak koşturmasını sağlatabiliyor. Bir diğer özelliğimiz Shared Account Password Management. Günümüzde çeşitli sebeplerden dolayı birçok kurumda hala paylaşılan ortak hesaplar kullanılabiliyor. Tabii paylaşımlı hesapların kullanımları belirli riskleri de yanında getiriyor. Örneğin mesela bir tane account var, 10 kişi birden biliyor bu account'un şifresi. Bu account'ta bir işlem yapıldığında bu işlemi kim yaptı? Bunu bilmek problem ortaya çıkartabiliyor veya account'un şifresi doldu, şifresi değişti. Diğer bir kişi değiştirdi, diğer 9 kişi şifreden şifreyi bilemiyor duruma geliyor gibi. Hem yönetim zorluğu hem de güvenlik problemlerini çok fazla ortaya çıkartabiliyor ortak hesaplar. Biz burada Centify sayesinde ortak hesapları Centify'ın yönetimine vererek Centify'ın yönetmesini sağlayabiliyoruz. Centify normal bu account'u aldıktan sonra parolasını çok kompleks bir parolayla değiştiriyor ve bu parolayı belirli zamanlarda yine yenileyebiliyor, değiştiriyor sürekli ve kullanıcı ihtiyaç duyduğunda eğer yetkisi varsa bu account'un parolasını ne yapabiliyor? O an alabiliyor. Başka bir senaryo belirtebilirsek, o account'un parolasını göremiyor ama login olabiliyor. Başka bir senaryo, yani bu senaryoları çoğaltmak çok fazla mümkün. Çoğaltabiliyoruz. Örneğin parolayı da göremiyor. Login de olamıyor fakat login olma isteğinde bulunabiliyor gibi workflow'lara uygulatabiliyoruz bu özellik sayesinde. Burada yine Centify'in web tabanlı olan arayüzünü kullanıyoruz. CPS arayüzünde örneğin şu anki ekran görüntüsündeki senaryoda kullanıcının bu account'u parolasını görme yetkisi bulunuyormuş. Account'a sağ tıklayarak, checkout diyerek ya parolayı gösterip alabiliyor ya da copy password diyerek kopyalayarak kullanabilir duruma geliyor. Tabii bu kullanıcının yetkisi olduğu için istediği zaman görebiliyor. Bunu kısıtlayabileceğimizden bahsetmiştik. Veya kullanıcı parolayı aldı, kullandı. Ardından parolanın değiştirilerek tekrardan güvenli duruma gelmesi gibi politikaları da sağlayabiliyoruz. Bir diğer senaryomuzda da ekran görüntüsünde gördüğümüz gibi aynı menü, hiçbir değişiklik yok menüde ama bu sefer checkout menüsünü linkte göremiyor, linki göremiyor. Bunun yerine login görebiliyor ve request checkout görebiliyor. Bunun anlamı da yani kullanıcı bu account'un şifresini artık göremez durumda. Ama login yetkisi olduğu için göremese de artık bu account'u kullanarak bu makineye login olabilir. İhtiyacı olan işlemleri gerçekleştirebilir. Ama parolayı göremeyeceği için güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi sağlanmış duruma geliyor.
Bir diğer özelliğimiz App-to-App Password Management. Burada batch ya da bash skriptlerde, Windows ya da Linux platformlarında hiç fark etmeksizin veya uygulamaların içerisinde gömülü olan şifreleri elimine ederek bu alanda şifreyi store etmek yerine bu uygulama ve scriptlerin Sentify üzerinden güncel şifreyi alarak kullanmasını sağlamakta ve böylece şifrelerin veya X bir özel bilginin herhangi bir saldırıya maruz kalmasını engellemekte ve bu account'un yönetimini kolaylaştırmakta. Örnek vermek gerekirse, mesela bir sistem ekibimizin kullandığı scriptler var diyelim. Bu scriptlerin içinde örneğin database'e veya belirli sunuculara bağlanmak için account'lar kullanılabiliyor. Örneğin script'in içine database şifresi girilerek database'e login olunuyor script'le ama database şifresi bu script'in içinde clear olarak saklanıyor. Ne oluyor? Yani bu dosya birisinin eline geçerse doğrudan Notepad'le açtığında görebilir duruma geliyor. Veya bir tane özel bir uygulamamız var diyelim. Özel uygulamamızın içine bu şifreyi gömdüğümüzde belirli regülasyonlardan dolayı da yine bulgu yenebiliyor. Regülasyonlar sebebiyle de, güvenlik sebebiyle de account'ların, şifrelerinin veya özel bilgilerin doğrudan kod içinde gömülü olmaması gerekiyor. Bunun dışında yönetim olarak da zaten belirli zorluğu var. Örneğin account'un şifresi değişti. Bu sefer koddan da gidip güncellemek lazım veya uygulamadan da doğrudan gidip güncellemek gerekiyor. Bu tür zorluklar için Sentify App-to-App Password Management'ta ne oluyor? Biz bu account'u artık Sentify'a veriyoruz ve yönetimini Sentify artık gerçekleştirebilir duruma geliyor. Ve Sentify'ın sağladığı bir API kolu sayesinde doğrudan scriptlerde de uygulamalarda da biz Sentify'a bu account'un güncel şifresini sorarak alabiliyoruz ve kullanabiliyoruz. Yani aslında parola alanı yerine başka bir komut ekliyoruz script'te ve o komut oradan bu parolayı doğrudan Sentify'den çağırarak kullanabiliyor. Store edilmemiş oluyor birincisi. İkincisi bu tür parolaları sürekli güncellendiği için de sürekli güncel halini alıyor ve X bir zaman sonra bile bu koda erişilse veya bu loga bakılsa da artık parolanın geçerliliği de kalmamış oluyor. Parola da zaten store edilmemiş duruma geliyor. Örneğin Windows'ta bir PowerShell script'i var. Normalde böyle bir use case olarak hani böyle bir PowerShell script'inde şifre gösterilmez ama hani görünebilirlik olsun diye örnek olarak hazırlanmış bir script. Örneğin burada get-password.ps1 script'ini koşturduğumuzda script gidip Sentify'a account'un şifresini soruyor. Sentify account'un güncel şifresini veriyor ve ardından script bu güncel şifreye erişebilir duruma geliyor. Geldikten sonra da artık script ne özellikle çalışıyorsa o özelliğini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyor. Bir başka özelliğimiz Secure Remote Access. Burada da yani IT yönetim ekipleri dış kaynaktan alınıyorsa yine dış kaynaktan alınan IT veya third party tedarikçiler için bulundukları yerden yani ofis dışından bağımsız olarak ve sanal bir VPN ağına gerekli duymadan bağlanmasını sağladığı bir erişim yöntemi olarak tanımlayabiliyoruz.
Neydi? Normalde örneğin SSL VPN'ler vardır. SSL VPN'e bağlanılır. Ardından son kullanıcının bilgisayarına veya tedarikçi hangi uç cihaza bağlanmak istiyorsa o uç cihaza bağlantı gerçekleştirirdi. Bununla beraber yani iki farklı yerde konfigürasyon yapma gereği doğardı. Centify'de ise artık Centify'ın web tabanlı sağladığı CPS arayüzüyle siz özel bir SSL VPN sağlamadan doğrudan bu web arayüzüne sizin belirttiğiniz politikalarla giriş yapabiliyor dış kullanıcılarınız ve giriş yaptıktan sonra sizin izin verdiğiniz kadar kaynağa izin verdiğiniz şekilde bağlantı sağlayabiliyor. Yine bir ekran görüntüsü burada mevcut. Ekran görüntüsü gördüğünüz gibi SSL VPN adresi değil de doğrudan tek bir arayüzle son uç noktaya bağlantı sağlıyor şirket dışından herhangi bir VPN erişimi gerekmeden. Ve bunların yanında bir de sürekli olmayan durumlar için de politikalar uygulayabiliyoruz. Örneğin dış kullanıcı olabilir veya bir third party hizmet alınan firma olabilir. Bu firmalar genelde her zaman bağlantı sağlamazlar. Dolayısıyla zaten siz de bu kullanıcılar dilediği zaman benim sistemime erişsin diyemezsiniz. Bunu istemezsiniz. Bu nedenle Centify'ın Privilege Access Request özelliği sayesinde artık kullanıcı yine login olabiliyor ama yani VPN yerine bağlandığı CPS'e login olabiliyor. Fakat kaynağa erişmek için sizin onayınızı gerektiriyor. Burada zaten şekilde de gözüküyor. Normal kullanıcı gelip kaynağa erişmek istediğinde önce bu kullanıcının yetkili müdürü veya sizin belirteceğiniz spesifik bir kullanıcıya onay gidiyor. Ardından onay veya red geldiğinde de buna göre ya erişim sağlıyor ya da erişim sağlayamaya duruma geliyor. Bunu yine biz hem sunucu erişimlerinde hem de account bilgilerinin erişiminde de kullanabilir duruma geliyoruz. Burada örnek bir ekran görüntüsünü görüyoruz. Access request'inin nasıl oluşturulduğuna dair. Normal kullanıcı giriyor. Neydi daha önceki senaryolarda? Kullanıcı doğrudan checkout diyerek şifreyi alabiliyordu. Veya şifreyi göremiyordu ama login diyerek login olabiliyordu. Burada artık ikisi de yok. Request var. Yani doğrudan bunun isteğinde bulunabilir duruma geliyor kullanıcılar. Bizim dış kaynak kullanıcılarımız. Doğrudan son third party firma giriş yaptıktan sonra hangi account'a bağlanması gerekiyorsa o account'a sağ tıklıyor ve request login'i işaretliyor. Request login'i işaretledikten sonra kullanıcıya küçük bir pop-up arayüzü gözüküyor. Ve burada neden bağlanmak istediğinin açıklamasını yazmasını istiyor Centify. Buradan kullanıcı hangi nedenle bağlanmak istediğini belirtiyor. Kalıcı mı geçici mi olduğunu belirtiyor ve geçici bir bağlantı talebi ise hangi zaman aralığında bağlanmasını buradan talep edebilir duruma geliyor. Örneğin şu saatler arası şu işlem için bağlantı ihtiyacım bulunuyor şeklinde. Ve bunu ardından kullanıcı submit ediyor. Ettikten sonra artık bu third party kullanıcının müdürü veya belirttiğimiz kişi kim ise kendisine bir e-postayla hatırlatma geliyor ve bu hatırlatmada diyor ki şu kullanıcı şu
cihaza şu nedenden dolayı bağlanmak istiyor. Onaylıyor musunuz şeklinde. Bu bilgiyi edindikten sonra kullanıcı dilerse View Request diyerek maildeki linke tıklıyor. Dilerse de doğrudan onaylama ekranına gelerek bu request'i görüntüleyebiliyor. Eğer uygun ise ona bağlı approve işaretleyerek kullanıcının bağlanmasına izin verebilir duruma geliyor. Veya uygun görülmediyse de doğrudan reject ederse de kullanıcı bağlanamaz durumda oluyor. Bir diğer özelliğimiz Session Recording, Monitoring özelliği. Bu özellik sayesinde ekiplerin ayrıcalıklı oturumları gerçek zamanlı olarak görüntülenmesini de sağlayabiliyoruz. Ve şüpheli bir oturum meydana gelirse de doğrudan uzaktan kapatılmasını sağlayabilir duruma gelebiliyoruz. Nedir? Örneğin bir önceki senaryoda kullanıcı request gönderdi, benim bağlanmam gerekiyor dedi. Ve biz onayladık diyelim. Onayladıktan sonra herhangi bir şüpheli bir durum varsa biz artık o session'ı canlı canlı doğrudan izleyebilir duruma geliyoruz. Kullanıcının işlemlerini takip edebiliyoruz. Kullanıcı olur da bizim istemediğimiz bir işlem meydana gelirse doğrudan oturumdan terminate ederek kullanıcıyı dışarı atabiliyoruz. Bu canlı oturum örneğiydi. Bunun dışında geçmişe dönelik de artık session'ların tümü kayıt altına alınabilir duruma geliyor. Yani siz geçmişe dönük kayıtları da doğrudan izleyebilir durumdasınız ve metadata verisi sayesinde de bu kayıtlar arasında da arama yaparak sizin istediğiniz bilgiye ulaşmanızı da sağlayabilir duruma geliyorsunuz. Örneğin nedir? Ayın 14'ünde şüpheli bir durum meydana geldi. Siz o kayıda ait kayıtları listeledikten sonra doğrudan örneğin hangi uygulamaysa veya hangi bilgiyse doğrudan arama ekranına yazdığınızda doğrudan o session'ın bilgilerine ve oturum kayıtlarına ulaşabilir duruma geliyorsunuz. Bunu Centrify ajanlı yapısı sayesinde ajandan topladığı metadata verileriyle gerçekleştiriyor. Metadata verisi örneğin aktif olan pencerenin başlık bilgisini, prosesin adını gibi bilgileri doğrudan kayıt altına alıyor ve bunu session record'una paralel olarak da gösteriyor. Yani siz doğrudan bu bilgiden de adresleyerek sadece nokta atışıyla ilgili videoya ulaşabiliyorsunuz. Yani saatlerce videoların arasında arama yapmak yerine kolay bir şekilde ilgili alana ulaşabiliyorsunuz. Bunu hem web arayüzünden bağlanan son kullanıcılarda da yapabiliyoruz. Hem de İç kullanıcılarımızda da session recording'i yapabiliyoruz. Zengin metadata'yı da yine ajanlı yapıda iç kullanıcılarımızda kullanabiliyoruz. Burada örnek bir session kaydını görüyorsunuz. Örnek session kaydında örneğin Audit Analyzer'dan ben ilgili bir oturumu açmışım. Görüyorsunuz sağ tarafta oturumun ekran kaydı yer alıyor. Yine sol tarafta da metadata verisi bize gözüküyor. Hangi saatte, hangi uygulama, hangi title, hangi type gerçekleştirilmiş. Bunu doğrudan görebiliyoruz, izleyebiliyoruz ihtiyacımıza yönelik olarak. Tabii şurada ekran görüntüde de bir report bölümünü görebiliyorsunuz. Bu topladığı bilgiler neticesinde de bize artık çok güzel raporlar da sunabilir duruma gelebiliyor burada. Nedir? Örneğin zaten session'ı izliyor, metadata'yı da topluyor.
MFA'yı de topluyor Centify. Login bilgilerini de topluyor. Bu bilgileri topladığı için artık bize yani sadece tek bir tıkla elde edebileceğiniz bulletin raporlar da sunabilir duruma gelebiliyor. Eğer varsa regülasyonlarınıza tabiyseniz bu regülasyonu da gerçekleştirebiliyorsunuz. Birkaç soru görüyorum. Bu soruları zaten sunumun sonuna yaklaştık. En son tartışıyor oluruz. Cevaplayacağım tümünü biraz sonra. Ne demiş? Bu bilgileri, login bilgileridir, MFA bilgileri bunları aldığı için de biz artık çok güzel raporlar alabilir duruma gelebiliyoruz. Yine isterseniz CM entegrasyonuyla da bu bilgileri kullanmanız mümkün olabiliyor. CM üzerinden de bu bilgileri kontrol ettirebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz daha doğrusu. Yine burada rapor ekranı var. Örneğin Privilege Activity Report'tan bir tane rapor oluşturarak doğrudan o raporu görebilmemiz mümkün duruma geliyor. Bunun dışında yine MS SQL'in reporting servisi üzerinden de çok daha fazla raporlara ulaşabiliyoruz. Buradaki raporlamalar sadece audit'in yani audit session recording kısmının bize sunduğu bilgiler. Sorularınıza geçeceğim. Benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Session recording'i ajanlı mı ajansız mı yapıyoruz diye Eren Bey'in bir sorusu var. İki şekilde de yapabiliyoruz Eren Bey. Şöyle ajansız yapıda biz bu sunumda gördüğümüz web arayüzü üzerinden yapılan her bağlantıyı ajansız olarak kaydedebiliyoruz. Neden? Çünkü zaten biz araya girmiş durumdayız. Yani kullanıcı CPS üzerinden yani bu atlama sunucusu üzerinden bağlandığı için herhangi bir ajan olmadan biz session recording'i yapabiliyoruz. Şöyle belirtmekte fayda var. CPS web tabanlıdır ama isterseniz yine atlama sunucusunu sizin lokal bilgisayarınızda bulunan RDP ya da Putty Client'ıyla da kullanabiliyorsunuz. Normal RDP kullanmak isterseniz size Centify bir RDP dosyası verir. Bu dosyayı indirip tıkladığınızda doğrudan sizin native RDP client'ınızla ulaşabiliyor duruma gelirsiniz. Bunun dışında Putty için de yine aynı şekilde çalışır. Size Putty bağlanma linki verir. Bu linke tıkladığınızda doğrudan sizin native bilgisayarınızdaki Putty client üzerinden atlama sunucusu üzerinden ilgili makineye bağlanırsınız. Bu iki yöntemle bağlandığınızda session'larınız ajansız olarak kaydolur. Fakat eğer ki yine sunumun başında bahsetmiştik, sunucuya doğrudan bir monitör bağladı, işlem yaptı. Bunun kaydolur mu? Olmaz. Veya atlama sunucusu üzerinden gitmedi. Doğrudan başka bir yönden bağlandı makine. Bu sefer kaydolur mu? Olmaz. Bunlar için ajanlı kayıt işlemi yapabilmemiz gerekiyor. Yani Centify burada iki yöntemi de bize sunabiliyor. Bunları isteğe bağlı ya da hibrit olarak ikisini de beraber kullanabilmemiz mümkün durumda. Yani bizim de tavsiyemiz iki şekilde kullanmanız, her iki şekilde de oturumların kayıt altına alınması. Serdar Bey'in bir sorusu var. Yalnızca exe çalıştırmak için mi kullanıcıya gerektiğinde ilgili uygulamanın kurulumunu da standart kullanıcıya yaptırtabiliyor muyuz? Standart kullanıcı bir VDI sanal makineye login olmuşsa fark ediyor mu? Exe için değil, X bir program da olabilir. Yani sizin senaryonuzda bir kurulum gerekecekse siz o MSI'ya da adminle çalıştırma yetkisi verebilirsiniz. Örneğin
x.msi ise o x.msi'yi admin olarak başlatarak kurulumu yapabilir dediğinizde o uygulamanın kurulumunu yapabilir veya yine bahsettik script'te de aynı şekilde admin olarak başlatmasını sağlayabilir. Makinenin bir diğer sorunuz, standart kullanıcı makinenin VDI bir makine mi yoksa fiziksel bir makine mi olduğuna bakmaksızın çalıştırabilirsiniz. Yani bu VDI makinede siz yetki verirseniz VDI makine üzerinde de bu yetkileri kullanabilirsiniz. Bir diğer soruya geçiyorum. İbrahim Bey teşekkürler. Cevaplamış zaten paralelde. Yani puti bağlandığım zaman ajan gerekiyor mu? Atlama sonucu üzerinden geçerek kullanırsanız putiyi gerekmeyecek. Ama doğrudan bağlanırsanız ajan gerekecek. Ali Bey'in bir sorusu var. Webinar kaydını aldıysanız paylaşabilir misiniz diye. Hem kaçıran arkadaşımız da var galiba. Hem kaçıran arkadaşımız için hem de tüm kullanıcılarımıza zaten biz webinarın kaydını alıyoruz. Ve webinar kaydını tüm katılımcılarımızla paylaşacağız. Doğrudan daha sonradan da kayıtlara ulaşmanız mümkün. Bunları da paylaşabileceğimizi belirtmek istedim. Onur Bey'in bir sorusu var. Lokal admin olmayan kullanıcılar için sadece program kurabilsin ve IP değiştirebilsin gibi yetkiler yapabiliyor muyuz? Yapabildiğimizi belirtmiştik. Yine bununla ilgili olarak da program kurabilsin ile ilgili bu uygulamaya yani MSI'ya izin vermemiz gerekiyor. IP değiştirebilsin ile ilgili de IP Management arayüzü sunuyor size Centify. Oradan izinleri sağlayabiliyorsunuz. Yine Onur Bey sunumun linkini paylaşacağız. Hani buradan da tüm sunuma da daha sonradan da ulaşabilirsiniz. Eren Bey'in bir sorusu var. Yetkili hesaplar hangi database kullanmaktadır? Yetkili hesaplardan kastınız Centify'ın şifre yönetebildiği hesaplarsa MS SQL, Oracle, DB gibi bir popüler database'leri kullanabiliyor. Yine MySQL account'u içinde roadmap'te bir istek mevcut. İleriki sürümlerde MySQL account'ların yönetimini de gerçekleştirebilecek. Infrastructure olarak da yani kurulumla ilgili olarak da CPS için biz Postgres SQL bundle gelen SQL'i kullanabiliyoruz. Session recordlarında MS SQL ile kaydediyoruz. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Oğuz Bey'in bir sorusu var. Remote Access için Centify'ı internete doğrudan açmamak için güvenlik amaçlı DMZ segmentine konulan bir bileşeni mevcut mu? Doğrudan zaten CPS'i konumlandırmak gerekiyor. Centify'ın tüm bileşenlerin değil. Fakat bununla ilgili de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Zaten bu CPS arayüzüne bağlanırken birçok politikalar ve workflow'lara uygulayabiliyorsunuz. Örneğin MFA'yı kesinlikle açmanız gerekiyor. Onun dışında yine belirli politikalara tabi tutarak yetkisiz erişimleri buradan sınırlandırmanız gerekiyor. Eren Bey'in bir başka mesajında da database'in güvenliğini nasıl sağlamalı şeklinde belirtmiş. Bunun da açıklamasını yapmıştık. Doğrudan CPS'e database account'larını da kaydederek management'ını Centify'a verebiliyoruz.
Başka bir sorunuz var mı acaba yardımcı olabileceğim? Bu arada başka bir soru var. Centify bu arada şifreleri yine kendi database'inde enkript ederek şifreli şekilde, güvenli şekilde saklar ve özel anahtarını kaybettiğinizde siz bile ulaşamazsınız. Yani bu bağlamda da güvenli bir şekilde sağlandığını da belirtebiliriz. Yine aynı şekilde SafeNet'in KeySecure cihazıyla ilgili de entegrasyonunu yaparak KeySecure gibi cihazlarda da bu paroluları saklayabiliyoruz, bu bilgileri saklayabiliyoruz. KeySecure ile ilgili zaten büyük cihazlarında da zaten HSM kartları biliyorsunuz geliyor. HSM kartlarıyla da yine donanımsal olarak da güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. Bu bilgilerin, bu özel bilgilerin. Farklı yardımcı olabileceğim sorular varsa yanıtlayabilirim. Yok ise hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Herhangi bir ek bir bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya ek bir kurulum demo gösterimi veya POC gibi talepleriniz olursa satış birimimizle irtibata geçebilirsiniz veya herhangi teknik bir sorunuz varsa oradan benimle maille de irtibata geçebilirsiniz. Ben mail adresimi chat ekranından paylaşıyorum. Doğrudan herhangi bir teknik soru olduğunda bana dönüşte yapabilirsiniz. Ben de cevaplamaya çalışırım. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.